Faranjit için bir çözümümüz var mıdır hocam? Evet, faranjit de çok güzel bir soru. Faranjitin sebebini kronik faranjit farklı, akut geçici faranjit farklı. Kronik faranjit, yani. Evet, kronikleşmişse bunun bir sebebi var. Yani faranjit tetikleyen birçok sebep var, faktör var. Beslenmedir, antibiyotik ilaç kullanma, şudur budur, tahriş olur, abur cubur yeme vesaire vesaire. Birçok şey rol oynar da, bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller nereye gidiyor? Etan, müten, büten gibi zehirli gazlar, midenin alt ve üst kapakçığından yukarı çıkıyor, boğazı yakıyor. Yani bağırsaktaki mantarlar faranjite sebep oluyor. Bir de kişi meslek icabı öğretmense, hocaysa veya ses sanatkarıysa ne olur? Yani sesiyle para kazanan insanlar, evet, özellikle ses sanatçıları için çok ses daha sanatçıları zor bir durum. Perişan oluyor. Daha kötü oluyor sürekli. Sürekli bir yanma. Evet. Bağırsaktaki mantar bağırsakta durmuyor, rahat durmuyor yerinde. Bağırsaktaki mantarlar her tarafa yayılıyor. Nereye gidiyor? Önce idrar yoluyla mesaneye veya böbreklere kadar uzanıyor. Sistite böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Nefes yoluyla önce boğaza yerleşiyor, faranjite sebep oluyor, sinüslere yerleşiyor, akciğere yerleşiyor. Hangi organa mantar yerleşirse orada diğer mikroorganizmalar, mikroplarla birlikte koloni şeklinde çalışıyor. Mantarın olduğu yerde virüs mutlaka var. Koloni şeklinde çalışır. Koloni, birlikte. Ve sürekli çeşit çeşit enfeksiyonları tetikler. Buna karşı ada çayı forte geliştirdik. Ada çayı bulamayız. Biraz kalabalık. Evet, o kadar ada bitki var ki hangisinin için? Şurada en altta var galiba. Ha, ada evet. Çayı. Ada çayının Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Aktardan veya marketten herhangi bir yerden ada çayı istediniz diyelim. Alacağınız ada çayı Zalvia triloba, yani loplu ada çayı. Neden? Çünkü Türkiye'nin bütün Toros dağları ada çayı dolu. Ege, Akdeniz, Marmara yabani olarak yetişiyor. Milyonlarca ton ada çayı var Türkiye'de. Toplaması kolay, satması kolay ama etkisi ne bilmiyoruz. Şifalı. Şifa derecesi ne? Zalvia triloba veya Türkçe loplu ada çayının etkisi %5 ise şifalı ada çayı Zalvia officinalis'in etkisi %100. Hatta hakiki ada çayı vereme karşı daha etkili. Şekere karşı etkili. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Yani söylüyorsam mutlaka belgede. Laf yok. Her şey belgede. Ada çayıyla da ilgili bizim çok özel bir formülümüz var. Faranjit 6 hafta, 7 hafta bilemedin 2 ayda iyileştirmek mümkündür faranjiti. Tedavisi mümkün. Kronik de olsa tedavisi mümkündür. Bunu da ada çayıyla mı gerçekleştiriyoruz yani? Ada çayı forte, evet. Ada çayı forte. Tabii sadece ada çayı içenler sadece var, çayını değil. İçenler var. Birleşiminde sinirlot var. Evet. Enfeksiyona karşı çok çok etkili. Kekik var. Yine kekik de Türkiye'de bilya kekiği. Türkiye'de satılan kekiğin %95'i bilya kekiği. Hakiki kekik yok. Fumus vulgaris latincesi. Ya maalesef Türkiye'de bu iş tam oturmadı. İnşallah oturacak. Papatya istiyorum ben mesela. Bana vatandaş papatya var elimde hocam gönder bakayım. Bakıyorum ki at papatyası, eşek papatyası veya margarita denen süs bitkisi papatya diye satılıyor. Hakiki papatya yok. Bulamıyoruz. Onun için de bazı bitkileri yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. Emin olamıyorsun. İnceliyorsun. Yok. Yani yanlış yapıyorsun. Evet, ümit ediyoruz ki zamanla biz de geliştireceğiz, evet, inşallah. Evet. Programımızın sonuna geldik.